Dostlar merhabalar. İkizkenar ve eşkenar üçgenin ikinci testini çözüyorum arkadaşlarım. Hemen ilk soruyla başladım. Bir numaralı sorumuzda bakalım ne demiş hocalarımız. ABC ikizkenar üçgen. Paralellik var dostlarım. Bir önceki testte öğrendiğimiz kural var burada. Şu iki paralelin toplamı neye eşitti arkadaşlar? İkizkenara eşitti. Şuna eşit mesela ya da buna eşit arkadaşlar. ED ile DF'nin toplamı. Bir okuyalım. AB AC'ye eşit tamamdır. ED'ye 2K derseniz diyor. ED'ye 2K dedim. Neresiymiş? DF'ye de 3K diyeceksiniz diyor. Hemen buraya da 3K'mı yapıştırdım. E dostum burası toplam 5K ise şu da 5K. Bu da 5K oldu. Bize de diyor ki çevre ABC'yi sana 80 verdim. Bu kardaki verilenlere göre ED nedir diye de bir soru sormuş bize kardeşlerim. Şimdi ABC ikizkenar üçgen, DF paralel, ED paralel bunları gördük. AB AC'ye eşitmiş. 5K 5K'yı yazdık bunlara. Çevre ABC 80 ise yukarıdaki verilenlere göre ED kaç santimdir diye bir soru sordu. Dostum çevresini nasıl bulacağız biz bu adamın? Hepsinin toplamı şu 5K, 5K da burada. Bir de şu BC'nin toplamı. Hatta şurada bir de BC varmış arkadaşlar. Onu kaçırmışız biz ya. Şurada bir de BC varmış. Şunları bir daha baştan yazalım mı şu oranı? Hemen düzelteyim arkadaşlarım. Çünkü BC'yi bilmeden zaten soruyu çözemezdik. Onu bir daha yapalım. Şimdi şunların hepsine biz toplam 6K diyelim. Bakın ED 3 tane ED 6K ise 1 tane ED 2K. 2 tane DF 6K ise 1 tane DF 3K. Ve BC de direkt 6K'ya eşit. Yani şurası da 6K. Şunlara da 5K ve 5K olduklarını söyledik. Toplam kaç K var burada? 5, 10, 16K var. Ve bu 80'e eşitmiş çevre. Hemen K'yı buradan 5 bulduk. Bizden ED'yi istiyor, 2K'yı istiyor. Cevabımızı da yapıştırdık. Edirne'den geldi. İkinci soruyu okuyorum dostum. Diyor ki ABC yine bir ikizkenar üçgen. Diklikleri gördük. AB eşittir BC diyor. Şurasıyla burası eşitmiş birbirine. 3 ile 2'yi gördüm. AB kaçtır diye bir soru sordum. Dostum, şunlar benim eşit açılarım. Yine bir önceki testte kuralı nasıl öğrendik? Şurası bizim taban dediğimiz yer. Yani ikiz olmayan kenar. Bunlar ikiz kenarmış. Tabanın üstündeki bir noktadan ikiz kenarları çizilen bu iki dikliğin toplamı, yani 3 ile 2'nin toplamı 5. Şu eşit açıların birinden çizilen yüksekliğe eşit. O halde burası 5 dostum. Ve sen ne göreceksin burada? Şurada 45, 45, 90 üçgeni çıktı. O halde 5, 5 hipotenüsüm ne geldi? 5 kök 2 geldi. Sorumun cevabı çıktı. Şuna gelelim hemen. Üçüncü sorumuz. Diyor ki x kaçtır? Şimdi bu soruyu çözmenin de İki farklı yolunu öğretmiştik bir önceki testte. Pratik olarak şunu yapın demiştik dostlarım. Normal çözümü şuydu daha doğrusu. İkizkenarı görünce geometrinin birinci farzı diyor ki tabana diklik indir. Şuradan tabana bir diklik indirerek ben bu soruyu çözebilirim. Bu birinci yol. İkinci yol neydi? Şu ortadan inen AD salak doğrusunun uzunluğunun karesi. 169 yapar 13'ün karesi. Her zaman şuna eşit. Kolların çarpımı 20 ile 20'nin çarpımı 400. Eksi ayakların çarpımı yani 11 çarpı x. Peki eksi 11x'i bu tarafa alalım. Artı 11x geçsin. 400, 169'u bu tarafa alırsak 400 eksi 169 olacak. 400'den de 169'u bir şöyle kenarda çıkarayım arkadaşım ben. Ondan 9 çıktı 1. 9'dan 6 çıktı 3. 3'ten 1 çıktı 2. 231'miş. 11x eşittir 231. Hemen x eşittir 231 bölü 11 olacak. Bu da dostlarım 21 ile çarpılınca oluyor herhalde. Çünkü şu ikisinin 21 olduğunu gördüm. 11 ile çarpma kuralı yaptım. Geçtim gitti. Cevabım 21 geldi yani x. Dördüncü sorudayız arkadaşlarım. 120 görüyoruz. 60, 90, şurada bir 30 görüyoruz. Hatta 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x'ti. 60'ın karşısı x kök 3'tü. O halde şurası da x kök 3 olacak. Devam edelim. 120 var,
30 var. O halde şurası da 30'dur. Yani bu bir ikizkenar üçgendir. Burası 12 ise şurası da 12 olacak. Yani 2x kök 3 eşittir 12 geldi dostum. 2'ye böldüm. X kök 3 eşittir 6 oldu. Kök 3'e böldüm. X eşittir 6 bölü kök 3 geldi. Hatta her iki tarafı da hemen kök 3 ile genişletelim. Şurası 3 yapar. 6 ile sadeleşir 2 kalır. X eşittir 2 kök 3 çıktı. Bize de onu soruyordu zaten. 5 numaraya geldim arkadaşlar. Diyor ki ABC bir dik üçgen. Madem ki dik üçgen arga bu. Şu indirdiğin kenar ortay. Bak kenar ortay. Muhteşem üçlüden. Kenar ortay hipotenüsün yarısına eşit. Bu da X. Bu da X. Bu kenar ortay aynı zamanda yükseklik olmuş. O zaman hocam açı ortay da olacak 45-45. Şurada ikiz kenarım var 45. Burada da var 45. Dostum şu kenara tık tık koyduysam bu kenar da tık tık olacak. Yani K ise bu da K ikiz kenardan dolayı. Şuraya da bir K yazalım o zaman. Bakın şurada nasıl bir şey var? K 2K dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı. Peki hipotenüs ne oluyordu? Küçüğünün yani K'nın kök 5 katı. Burayı 4 kök 5 vermiş. Demek ki 4 kök 5 K kök 5'e eşit. O halde K 4. Şurası da 4. Burası da 4. 4, 4 hipotenüs yani şurası ne çıktı? 4 kök 2. O halde 2x eşittir 4 kök 2. X eşittir 2 kök 2 çıktı. 6. sorudayız dostlarım. Bakın bir ikiz kenar üçgen var. Açı ortay inmiş tabanına. Kayı kuralı ne diyordu? Bu açı ortay. Hem kenar ortay olacak yani bu da 6. Hem de yükseklik olacak yani burası dik. O halde burası da dik. Ve sen şu dik üçgenden x'i buldun bile çoktan. Çünkü neden? Pisagor yapmana gerek yok. Biri diğerinin 3 katı bak 2 ile 6. Küçük olanın kök 10 katı demiştik her zaman. Cevap Denizli'den geldi dostlar. Geldim 7 numaralı soruya. Hemen okuyalım 7 numarayı. Diyor ki ABC ikizkenar üçgen BC 10. Tabanını 10 vermiş. Buna göre KD ile D nerenin? FL'nin toplamı. KD şuranın tamamı, FL de şurası. Bu ikisinin toplamı nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi dostum, şurada bakın 90 90 90. O zaman 3. kenar da 90. Çünkü toplamları 360 olacak ki. Burada bir dikdörtgen çıktı. Şu Fransa'dan şöyle bir diklikte ben çizsem kardeşim. Fransa'dan. Peki şu A ise buna da B diyelim. Burası A ise dikdörtgenden bu da A. B ise burası da B. Hatta bu A ile B'nin toplamı neye eşitti? İkiz açılardan çizilen şu kenara eşitti dostlarım. Yüksekliğe eşitti daha doğrusu. Hatta bakın bu eşit açıdan çizilen yükseklik hangisi? Dik üçgen olduğu için şurası zaten. O halde burası da A artı B gelecekmiş şu ikisinin toplamı. Demek ki hocam şurası da B geldi. O halde burası da A çıktı. Ve bakın bu bir ikiz kenar dik üçgen. Yani 45-45-90 üçgeni çıktı. BC'yi 10 vermiş. BC madem ki 10. Dik kenarlar ne olacak? 5 kök 2. 5 kök 2 gelecek. Peki bize de neyi soruyordu zaten? A ile B'nin toplamını soruyordu. Cevabımız 5 kök 2 Ceyhan'dan geldi. 8 numaradayım dostum. Ne demiş? 2 kök 10 8 DE 8. Şimdi buradaki kural da şu. İkiz kenarı son kuralı galiba bu. Tabanın uzantısı bakın BC taban C'den beri uzatmış. Bu uzantısından ikiz kenarlara çizilen şu iki diklik. Bak bu AB ikiz kenarına da bir diklik çizmiş. AC ikiz kenarının da uzantısına diklik inmiş. İşte bu iki dikliğin farkı yani 8 ile 2'nin farkı her zaman şu eşit açıların birinden çizilen yüksekliğe eşit. Yani ya B'den çizilen ya da C'den çizilen yüksekliğe eşit. Bize neyi soruyor? AC'yi soruyor. Hadi gelin şuradan bir diklik çizelim arkadaşlarım biz C'den. Demek ki 8 ile 2'nin farkı burası 6. Peki burası 2 olacak ki dostum hani neydi kural? Biri diğerinin 3 katıysa küçüğünün kök 10 katı. O zaman küçük olan 2'ymiş demek ki 2'yi buraya yapıştırdım. Şuraya x diyelim şu parçaya. Peki ikiz kenar ne oldu? X artı 2. O halde şurası ne olacak? X artı 2 çünkü ikiz kenar. Peki dostum şu dik üçgeni de sen gör.
Hatta 6 sana kopyayı versin bak, 6. 6'lı bir ikiz, 6'lı bir dik üçgen düşün. 6, 8, 10. Bakalım oluyor mu? Burası 6 ise burası mecbur 8 olan kısım olacak. Burası 8 ise de burası 10 oluyor mu? Evet, oldu. 8 ile 2'nin toplamı 10. O zaman bu 6, 8, 10'dur. AC de 10 çıkar dost. Gelelim şuna, 9 numara. Şimdi bu 9 numaralı soru birazcık özel bir soru arkadaşlar. Burada şöyle bir pratik yol öğretiyorum ben öğrencilerime. Dedim ki kardeşlerim, şu verilen sayılar, şimdi böyle test teknikleri var, tamam mı dostlar? Bunlarla ilgili gerekirse bir video çekerim ben size. Test tekniği şu: bazen böyle hiçbir şey bilmesen de sorudaki verilenlerle bir şeyler yapabiliyorsun. Şunun gibi, şimdi verilen sayılara bakın. 4, 8, 15'i bir görün arkadaşlarım. Şimdi bunların ikişerli kombinasyonlarını alacağım. Mesela 8 ile 15'i alalım. 4, 8 ile 15'in toplamı ne yaptı? 23. 4, 23. Bir şey var mı bununla ilgili? Bir çağrışım yapıyor mu? Yok. Geç. Şu ikisini alalım. 12, 15. 12, 15. Aha neydi? 9, 12, 15 değil mi dostlarım? 9, 12, 15. İşte o zaman cevabım 9 deyip işaretliyorum. Şimdi bu nasıl bir taktik? Hani sınav esnasında sınav psikolojisiyle %100 bunu uygular mısın kardeşim? Ya şimdi ben birçok soru için böyle taktikler biliyorum. Ben yaparım da senin şimdi geleceğin söz konusu. O anda böyle yusufladığın için bunları çok fazla düşünemeyeceksin dostum. O yüzden bir de normal çözümünü de öğrenelim biz bunun goberler. Peki normalde ne yapacaktık öğretmenim? Dostum şimdi bu ikiz kenar üçgenmiş. Şu Ceyhan açısıyla Bursa açısı eşit demektir. Ve biz şunu öğrendik: Ceyhan'dan çizdiğin yükseklik x ise Bursa'dan çizdiğim yükseklik de x'tir. Hatta Ceyhan'dan çizdiğim dörtlük bir parça ayırdıysa bu da dörtlük bir parça ayırmıştır. Ve bakın şu dik üçgeni göreceksiniz sonrasında da. İşte şu. Bir şey 12 15. Gördünüz mü arkadaşlarım? İşte 9, 12, 15 üçgeni olduğunu buradan da söyleyip 9'u paketleyebilirdiniz. Peki geldik 10 numaralı sorumuza. 10 numara bir soru, gerçekten de güzel bir yeni nesil soru. Diyor ki uzunluğu 5 metre olan bariyer kapalı durumdayken yerden 1 metre yüksekliktedir. Peki. 5 metrede uzunluğu varmış bu bariyerin. Şurası 5 metreymiş. E açılınca boyu değişmeyeceğine göre yine 5 metre. Bariyer açıldığında uç noktası yerden 4 metre yüksekte olduğuna göre şuradan aşağısı 4 metreymiş dostum. Peki kapalıyken neydi yerden yüksekliği? 1. O halde buraya ne kaldı? 3. Devam. Uç noktasının başlangıçtaki konumuna uzaklığı kaç metredir diye soruyor. Uç noktası şimdi normalde şöyle 5 metre uzunluğundaydı ya, bak burada bir dik üçgen çıktı. 3, 5, şurası 4. Hani uç noktası şurada bir yerde. Önce de buradaydı yani, şu nokta buraya denk geldi. Çünkü şurası 1 birim oldu. Şuraya da 1 birim kaldı çünkü toplam 5 birim uzunluğundaydı. Uç noktasının yeni konumuna uzaklığı, şurayı soruyor bize. Şu dik üçgeni kullanacağım dostum. Bir dik kenar 1, diğer dik kenar 3. 1, 3. Biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın, yani 1'in kök 10 katıdır. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 11 numara. Aşağıda kenar uzunlukları 5 ve 12 birim olan dikdörtgen şeklindeki kağıt. Şimdi 5, 12 ise şurası 13 zaten. Kesilerek 2 üçgene ayrılıyor. Şu 13'lerimiz burada. 13, 5'ler. 12'ler. Bunları bir gösterelim. Bu iki üçgenin birer kenarları ve birer köşeleri yukarıdaki gibi üst üste gelecek biçiminde yerleştirildiğinde, aşağıdaki gibi demek istemiş. Aşağıdaki gibi üst üste gelecek biçimde yerleştirildiğinde, şu şekilde yapıldığında diyor, kesişimleri bir ikiz kenar üçgen oluşuyor diyor. Peki. Hadi onu bir gösterelim arkadaşlarım. Şurayı bir daha konuşalım. Şimdi neydi bu? Şurası 5 ise şurası 12 birim olan kısmı, 5, 12, 13 de burası. Şimdi bu Denizli açısı 90 derece, bunu biliyoruz. Şu Bursa açısı 90 derece, bunu biliyoruz. Dostum şurası A birim, şuraya da B diyelim hatta. İkiz kenardan burası da A birim. A 90, şuraya da B derece yazacağım. Şuraya da B derece yazacağım. Başka falan filan. Buna göre ABCD dörtgeninin A, B, C, D. Şu mavi dörtgenin
çevresi kaç birimdir diye bir soru soruyor. Şimdi biz bu kerataların hipotenüslerini ne bulduk? 13. O zaman şu BC 1 birim, bunu bir yazalım. DC'yi zaten biliyoruz, 5 birim, onu bir yazalım. Şurası 12 birimdi toplam arkadaşlarım, onu da bir söyleyelim. Hatta bir de şunu görelim arkadaşlar. Şimdi şurası şu doğru, hipotenüsü bir parçasına eşit olacak şekilde bölmüş. Ya da şuradaki ikiz kenarı görün. Burasıyla burası birbirine eşit. Ben de muhteşem üçlüyü görecektim ama gerek kalmadı. Şu ikiz kenardan bunların eşit olduğunu söyledik. Bize de 5, 12, 13 olduğunu söylemişti. Demek ki şurası 13 bölü 2. O zaman burası da 13 bölü 2. Burası da 13 bölü 2. Peki dostum, 5, 12, 13'ten burası normalde 12. 12'den de 13 bölü 2'yi çıkarıyorum. Ne kalıyor? 24. 24'ten 13 çıktı. 11 bölü 2 de şurası oldu. Hadi şimdi dörtgenin çevresini toplayalım. Bakalım ne var dörtgen? 5 var. Bir daha 6 var. Başka 13 bölü 2 var şu kenar. Bir de 11 bölü 2 var. Topladık. 24 bölü 2'den 12 yaptı. 6 da buradan geldi. 18 çıktı sorumuzun cevabı dostlar. Evet, test 2'yi de gömdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.